Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 90 dersli Ayet Matematik kampının geldik 36. dersine ve Trigonit'te de 5. dersimize geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Trigonit'te indirgeme kurallarından bahsedeceğiz ve üzerine bütünler açılarda ve tümler açılarda geçişlerin nasıl yapıldığı ile ilgili sorular çözeceğiz. Alıştırmaların da bol bol olduğu bir 4 sayfalık bir ders anlatımı olacak arkadaşlar bilginiz olsun biraz uzun sürebilir. Baştan söyleyeyim. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden yine dersimize geçelim. Şimdi geldik özel üçgende trigonometrik oranlara. İlk onunla başlayalım. Şimdi özel üçgen trigonometrik oranlar bir 30-60-90 üçgeninde kenarları işte 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısında kenar hipotenüsün yarısıdır. 60'ın karşısında kenar 30'un karşısında kenarın köküç katıdır şeklinde biz bunları geometriden biliyoruz. Tabi bunları aynı şekilde biz ne yapabiliriz? Geometriye, trigonometriye uyarlayabiliriz. Mesela sinüs 30 nedir? Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2'dir. İşte kosinüs 30 nedir? Komşu bölü hipotenüsten köküç bölü 2'dir şeklinde 60'lara da ulaşabilirsiniz aynı şekilde. İşte mesela tanjant 60 nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşudan kök 3'tür. Şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Üçgenlerle siz bunlara ulaşmaya çalışın ama bana kalırsa bunları çat çut diye ezbere bilin. Yani zaten çok soru çözen kişi bunları çat çut diye ezbere biliyor olacaktır. Aynı şekilde mesela sinüs 45 nedir? Karşı bölü hipotenüsten kök 2 bölü 2'dir. Üçgenden faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi gelin bunları beraber bir dolduralım bir. Bazı özel açıların trigonometrik oranları dediğinde şuradaki 30'larla başlayalım önce. Sinüs 30 ben şöyle zaten ders boyunca konu boyunca siz göreceksiniz bunu. Sinüs benim için kadın demektir. Kosinüs ise erkek demektir. Sinüs bak kibar sinüs. Bak ağzın bile kabarmıyor. Sinüs sinüs. Kosinüs ağız dolusu kaba yani anladın mı? Sinüs 30 mesela o 1 bölü 2 kibar. Kosinüs kaba abi kök 3 bölü 2 tanjant teyze kibarlaştırıyor 1 bir 3 bir Kotanjant amca kaba direkt 3 Yani ko varsa kaba. Mesela ben 60'ları bilmiyorum. Bakın şöyle bir şey var ki benim için çok kıymetli. Trigonometrinin tamamında var bu. Çözemediğin soruda bak bu anahtarda. Şimdi trigonometride formüller var. Bir de anahtarlar var. Formülleri herkes bilebilir ama anahtarları herkes bilemez. Soru çözmeyin yolu da anahtarlardır. Formüle, okay, tamam, formülü okey tamam formül hallederiz sıkıntı yok. Ama anahtarları bileceksin. Net söyleyeyim sana. Çözemediğin soru da, çözemediğin soru da 90 dereceyi tamamlama ara. Ya da bu 180 de olabilir. Tamam mı? Bu 180 de olabilir. 90 derece tamamlama ara. Bak net söyleyeyim sana çözemediğin mutlaka bir soru var. Tabi formülleri formülleri biliyorsan, kuralları biliyorsan. Aklın çıkmıyor. Ulan 90 derece tamamlasak mı acaba? Bunu kullan. Bak bu bir anahtar ve sana trigon sorularını çözdürecek anahtar. Ki kuralları biliyor olmana rağmen çözemiyorsan bir de onu düşün yani. anladın mı? Peki bakalım. Şimdi mesela ben 60'ları bilmiyorum. Neden? Çünkü 60'ları bilmek için 30'ları bilmek yeterli. Sin 60 nedir? Kos 30'dur. Aa kos 30 kabaydı. Kök 3 bölü 2. Mesela kos 60 bana ne? Sin 30 var. Kibar 1 bölü 2. Tanjant 60 bilmiyorum ki. Kotanjant 30. Ha kotanjant kaba. Kök 3. Kotanjant 60. Tanjant 30. Ha yani kibarlaştırıyor. 1 bölü kök 3. Gibi ne yapabilirsin? Kendi bir kurnazlık yapabilirsin. Yani ben 60'lar yerine biliyorum da bilmiyorum diyeyim. 60'lar yerine 30'ları kullanarak ne yapabilirim? İstediğimiz açıya ulaşabilirim. Mesela sinüs 0. Biz ne demiştik? Birim çemberi üzerinde aldığımız noktanın apsisi her zaman kosinüstü, ordinat da sinüstü. Bakın şöyle bir birim çember yaptığımı hayal edin. Tamam mı? Burası sıfır değil mi? Burası kaça kaç noktası? 1'e sıfır noktası. Kosinüs sıfır kaçtır? 1'dir. Sinüs sıfır nedir? Sıfırdır. Tanjant neydi? Sin bölü kos. Yani aslında şöyle düşünebilirsin. Sıfır eğim değil mi? Düz bir yolda eğim nedir? Sıfırdır. Kotanjant sıfır. Tanjant 90. Oo, tanımsız. Böyle bir yolun eğimi olmaz ki. Orada sen yer çekimine karşı mücadele edersin, yola karşı değil. Mesela sinüs 45 bu da kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Tanjant 45 nedir? 1'dir. Kotanjant 45 nedir? O da 1'dir. Sinüs 90 tepede burası 0 1 noktası. Değil mi? O zaman sinüs 90 ne yapıyor? 1 yapıyor. Kosinüs 90 orada apsis 0. 0. Tanjant 90 tanımsız. İstersen sen bunları sıfıra çekerek de ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Kotanjant 90 nedir? Tanjant 0'dır. O zaman o da nedir? Düz bir yol eğimi sıfırdır. Kimisi şöyle yapıyor. Kök 0 bölü 2, kök 1 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 3 bölü 2, kök 4 bölü 2 de diye olabiliyor. Yok işte böyle parmakla marmakla bir şeyler yapıyorlar. İşte kök 0 bölü 2, kök 1 bölü 2, kök 2. Nasıl bir şeyler yapıyor? Hiç sallamıyorum. Yani. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Yani. yani. hiç bakmadım bile. Yani böyle paylaşanlar falan oluyor. Böyle Instagram'da falan filan görüyorum da. Hiç böyle tenezzül edip de ulan ne diyor bu anlamaya da çalışmadım yani. Belki de iyidir. Siz bakın. Ama şöyle parmakla bir şeyler yapıyorlar. Değil mi? Şöyle yapıyorlar galiba. Kaç tane var burada? He, şimdi kök... Şöyle yapıyorlar. Şöyle, nasıldı? Kök 0, bölü 2. Burada kaç tane var? Kök 3, bölü 2. Kök 2, bölü 2. 1, bölü 2. 0, bölü 2. He, tamam, okey. Mesela bu ne? Burada kaç tane var? 4 tane var değil mi? Kök 4, bölü 2. 1 yaptı. Bu ne o? 90. 90'dan geri gelerek yapıyoruz. Mesela bu ne? Kök 3, bölü 2. Bu da 60. Bu ne? Kök 2 bölü 2. Bu da 45. Bu ne? Kök 30. Ay kök 30 diyorum. Sin 30. <laughs> o da 1 bir, bir kök 1. Yani 1 bölü 2. Ne oldu? Kök 0 bölü 2 oldu. Böyle falan herhalde. Neyse çok önemli değil. Biz normal kendi kendimize bilsek yeter. Böyle her defa da bunları mı yapacağız ya? Trigonometrik fonksiyonları bölgeye göre işaretleri dediğinde aslında biz bunları birim çember üzerinden çalışmıştık. Mesela sinüs fonksiyonu, kosinüs fonksiyonu. Sinüs fonksiyonu Mesela x değeri sinüs neydi? Ordinattı değil mi? Ordinat yukarıda pozitiftir. Artı artıdır. Aşağıda da eksi eksidir. Tamam. Kosinüs absisti. Absis sağ tarafta artı. Sol tarafta eksidir. Böyle aklınıza tutabilirsiniz. Tanjant. Tanjant birinci ve üçüncü bölgede artı. ikinci ve dördüncü bölgelerde eksidir. Kotanjant da yine aynı. Birinci ve üçüncü bölgelerde artı. ikinci ve dördüncü bölgelerde eksidir. Çünkü tanjant da, kotanjant aslında neydi? Sinle kosun birbirine oranıydı. Şimdi yok işte bütün sınıf kara tahtada coştu falan filan diyorlar. Öyle de var mesela. Burada bütün sınıf Neyse oralara hiç girmeyeyim. Şimdi burada mesela birinci bölgede hepsi artı. ikinci bölgede sadece sinüs artı. Doğru mu? Üçüncü bölgede sadece pardon dördüncü bölgede sadece kosinüs artı. Haberiniz olsun. Hadi bakalım bunları şöyle üzerinden geçtik diye düşünelim. Ben 90 derecen büyük açıların trigonometrik oranları diye bir başlıkla başlıyorum olaya. Yani buna biz aslında indirgeme diyoruz. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü bölgedeki açıları birinci bölgeye çekmeye çalışıyoruz. Buna ben indirgeme diyorum. Yani genel olarak matematikte indirgeme deniyor. Ya indirgeme biraz şey geliyor bana isim olarak. Ben de onu düzen şey diyorum. 90 derece büyük açıların trigonometrik oranları. 2. İkinci bölge, üçüncü, dördüncü, 4. bölgedeki açıları birinci bölgeye çekerek karşılıklarını bulmaya çalışıyoruz. Ezbere bilmeden işte mesela 3. bölgedeki bir açı sinüs 210 verdi falan böyle. Şimdi onun taktikleri var tamam mı? İki tane taktiği var. Bakın bir tanesi yatay eksen metodu. Bir tanesi düşey eksen metodu. İki tane taktiğimiz var. Ben bana soru sayısal gelirse ben yata eksen metodu. O benden istemediği sürece ben yata eksen metodunu kullanacağım. Şimdi yata eksen metodu ne? Şimdi ben ikinci, üçüncü, dördüncü bölgedeki biri de olabilir. Tamam mı? Açılara yata eksenin yani pi'yi ve 2 pi'yi kullanarak ulaşacağım. Eğer ikinci bölgede bir açı veriyorsa bana ben buna pi eksi alfa diyeceğim. Üçüncü bölgede bir açı diyorsa ben buna pi artı alfa diyeceğim. Dördüncü bölgede bir açı veriyorsa ben buna 2 pi eksi alfa diyeceğim. Niye? Bu şekilde dar açıya düşürerek ne yapmaya çalışacağım? Açıyı birinci bölgeye çekmeye çalışacağım. Böyle yaparsam fonksiyon ismi değişmez. O zaman ben ne söyleyeyim sana? Eğer pi'den 2 pi'den hatta arttırıyorum 3 pi'den 4 pi'den 5 pi'den gibi tamam mı? Yata ekseni kullanarak git gel yapıyorsam fonksiyon ismi değiştirmeyecek. Pi ile 2 pi'den git gel yapıyorsam fonksiyon ismi değiştirmez. Yalnız neye bakmamız lazım? Fonksiyonun o bölgedeki işaretine bakmamız lazım. Şimdi yata eksen bu. Düşe eksende biz yani bunu kullanacağız. Burası ne? Pi bölü 2. Burası ne? 3 pi bölü 2. Şimdi ikinci bölgede bir açıyı pi bölü 2 artı alfayla. Üçüncü bölgedeki bir açıyı 3 pi bölü 2 eksi alfayla. Dördüncü bölgedeki bir açıyı 3 pi bölü 2 artı alfayla. Ne yapıyorum? 3 pi bölü 2'den ileri gidiyorum. Hatta birinci bölgedeki bir açıyı bile pi bölü 2 eksi ile ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Bu tip sorularda fonksiyon ne yapıyor? İsim değiştirir. İşte zurnanın zırtı burası. Eğer siz düşey ekseni kullanıyorsanız fonksiyonun isim değiştirir. Tamam. Bakın yatay eksende fonksiyon isim değiştirmiyordu. Pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi yani pi'nin tam katlarından git gel yaparsan fonksiyon isim değiştirmez. Eğer ki siz pi bölü 2, 3 bölü 2 gibi kesirli ifadelerden git gel yaparsanız fonksiyonunuz isim değiştirir. Tamam. Yine aynı taktikte verilen fonksiyonun o bölgedeki işaretini alır. Şimdi onları net bir şekilde anlatalım. Mesela bana sinüs 150 dedi. Ben şöyle yapıyorum. Bu açıyı 180'e ya da 360 olan uzaklığını ölçüyorum. Yani tabi bulunduğu taraf ne tarafsa onu kastederek. Mesela bu pi eksi 30'dur. Yani 180 e 30 birim uzaklıktadır. O zaman ben buna ne diyeceğim? Sinüs 30 diyeceğim. Eğer ki buradaki ifade pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi ise fonksiyon sinüs değiştirmez. Tamam mı? Nokta net. O zaman ben buna sinüs 30 diyeceğim. Yalnız ikinci bölgede ikinci bölgede sinüsün işareti güzel kardeşim artı. O zaman bu sinüs 150 sinüs 30 eşitmiş. Tamam. Kosinüs 230. O zaman ben kosinüs şimdi 200, 360 uzak kaldı 180'den. 180'e kaç uzaklıkta? 50 mi uzaklıkta? Aynen. O zaman ben buna kosinüs 50'dir diyeceğim. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs ne? Eksi. O zaman bu eksi kosinüs 50 gelecek. Mesela tanjant 300. O zaman tanjant 2 pi eksi 60 diyeceğim buna. Eğer 2 pi'yi kullanıyorsam fonksiyon isim değiştirmez. O zaman tanjant 60 diyelim. Hatta şöyle kısadan artık biraz daha hızlanayım ben sizin için. Direkt sen 180 ya da 360 olan uzaklığını ölç. O zaman burası tanjant 60'tır hocam. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant ne? Eksi. Kotanjant 220. Hocam bu 180'e 40 uzaklıkta. O zaman bu kotanjant 40'tır. Sen yatay ekseni kullanıyorsan fonksiyon isim değiştirmez. O zaman kotanjant 40'tır. Kaçıncı bölge? 220. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede nedir burası? Artıdır diyebiliriz. Bak burada da verdim ama ben bunları bunu kullanalım diye verdim. Şu ekseni kullanalım diye verdim. Hadi onu kullanalım şimdi ama, ama ben sittin sene bunları böyle kullanmam. Ben yine bunlara sinüs 80 derim yani. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. O zaman ikinci bölgede art. Kosinüs 310. 360 olan uzaklığından ben buna kosinüs 50 derim. E peki kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede açımız kosinüs 310. Dördüncü bölgede pozitif o zaman artı. Tanjant 230, 180'e olan uzaklığından tanjant 50'dir derim. Üçüncü bölgede tanjant pozitif. Kotanjant 130'da kaçıncı bölgede? Kotanjant 130. İkinci bölgede eksi kotanjant 50'dir derim. Peki hocam öbür türlü olsaydı? Bak öbür türlü olsaydı şöyle yapacaktık. 90'a olan uzaklığından sinüs pi bölü 2 artı 10'dur diyecektim. Hocam burada pi bölü 2, 3 pi bölü 2, 5 pi bölü 2, 7 pi bölü 2 gibi kesirli küsürlü varsa o fonksiyon isim değiştirir. Yani burası kosinüs 10 olur. Yalnız kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Yalnız ikinci bölgede bak kararı sana verdiği fonksiyon veriyor. Verilen fonksiyon o bölgedeki işaretine karar verir. Yani sen kosinüs 10 buldun diye sakın amele gibi hemen kosinüs ikinci bölgede eksidir diye eksi yapıştırma. E peki nasıl farklı geldi? E bunlar 1090'a tamamlıyorlardı. Gördüğünüz gibi sinüs 80 de diyebilirsin, kosinüs 10 da diyebilirsin. Daha doğrusu şık, doğru şık hangisi ise onu işaretleriz. Mesela kosinüs mesela 310. Kosinüs o zaman biz bunu 270 artı 40'tır diyelim. Bir kere 3 bölü 2 varsa fonksiyon isim değiştiriyor. Sinüs 40 yapıyor. Kaçıncı bölgede? 310. Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüs ne? Artı. Bak kosinüs 50, sinüs 40. Bunlar da yine nedir arkadaşlar? birbirine eşittir diyebiliriz. Bu ikincisi de, iki tanesi de sizin olsun bakalım. Siz onları tehdit edebilir misiniz? Aynısı gelir mi? Peki Şimdi burada yazdıklarım dikkatli bakalım. Sinüs 180 eksi alfa dediğinde ikinci bölgede, ikinci bölgede sinüs alfa. Biz ne demiştik? Eğer burası pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi tam katsa fonksiyon isim değiştirmez. O zaman burası sinüs alfa, burası kosinüs alfa, burası tanjant alfa, burası kotanjant alfadır diyebilirsin. Yalnız ne yapıyorduk? Bölgedeki işarete bakıyorduk o fonksiyonun. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs eksi, tanjant eksi, kotanjant eksi. O zaman sadece sinüs mü artı? Yes. O zaman bak buradan şöyle bir çıkarım da elde edebiliriz. Geniş açılarda, genişten dara geçerken mesela sana şöyle bir üçgen verdi. Mesela uydurayım şimdi şunu şöyle yapalım. Uyduramadık ya da. Şöyle yapayım. Mesela burası 3 olsun tamam mı? Burası 4 olsun. Şimdi onu siz göremiyorsunuz anladığım kadarıyla oradan ekrana bakmaktım. Şöyle yapayım. 3'e 4 yapayım. Burası da 5 olsun. Şu açının mesela sinüsünü istedi. Tamam mı? Orası geniş açı ya. Gel sen bunun darına bak. Çünkü darıyla genişe sinüs de aynıdır. Yani sinüs alfa tamam mı? Sen gidip onun geniş açıya alfa boş ver. Darıdan yani 3 bölü 5'i yaparsın. Yani küçükten yaparsın. Yani dar açı ile olanı yaparsın. Sonra da gidersin onu ne dersin? Ya sinüs alfa da 3 bölü 5. Mesela sana kosinüs alfa nedir derse 4 bölü 5 ama eksi. Çünkü geniş açılarda Kosinüs, kotanjant ve tanjant neydi arkadaşlar? Eksiydi. O zaman biz geniş açılarda sadece kim artıdır diyoruz? Sinüs artıdır diyoruz. Bunu da oraya farklı bir renkle böyle bir şekilde belli edelim. Geri kalanların hepsi nedir arkadaşlar? Negatiftir. O zaman geniş açılarda kosinüs, kotanjant ve tanjant eksi sinüs artıdır. Peki sinüs eksi alfa. Şimdi eksi alfa demek aslında siz burada sıfırsınız geri geliyorsunuz. Kaçıncı bölgeye geliyorsunuz? Dördüncü bölgeye geliyorsunuz. E dördüncü bölgede sinüs nedir? eksidir. O zaman bu eksi sinüs alfa. Kosinüs nedir dördüncü bölgede? Artı. O bu kosinüs alfadır. Tanjant eksi tanjant alfadır. Bu da eksi kotanjant alfadır. Aslında bir nevi 2 pi'den geri gelmiş gibi bir şey oluyorsunuz bakın. 2 pi'den gelmiş gibi oluyorsunuz. Şuradan geri geliyorsunuz. Tamam mı güzel kardeşim? O zaman ben burada şu çirkin şeyi de söyleyebilirim. Bakın sadece kosinüs yutuyor. Geri kalanların hepsi eksiyi dışarı alıyor. Zaten fonksiyonlarda da kosinüs fonksiyonu Değil mi? Kosinüs x çift fonksiyondu. Diğerleri sinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonları tek fonksiyondu. Eksiği ne yapıyorlar? Dışarı alıyorlar. Sadece kosinüs yutuyor. Geri kalanların hepsi eksiği ne yapabiliyor? Dışarı alabiliyor. Bu da bize ne yapıyor? Soru çözümlerine yardım edecek. Bilginiz olsun. Şimdi o zaman tane tane giderek bakalım şimdi. Sinüs pi artı alfa nedir arkadaşım? Bu sinüs alfadır. Ben önce şunu yapıyorum. Hızlıca fonksiyon isim değiştiriyorum. Değiştirmiyorum ona bakıyorum. Bu birincisi. İkincisi diyorum ki ulan diyorum bu fonksiyon bu bölgede işaretini. Mesela buna sinüs alfa diyorum. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs ne? Eksi. Mesela kosinüs eksi pi artı alfa. Hayda. Şimdi hocam sen bak ben sana ne söyleyeyim? Bu kosinüs alfa da. Önce orada anlaşalım da. Tamam mı? Bunu farklı farklı yollarla çözebilirsin. Ben şöyle yapabilirim. İstediğimiz kadar içeriye 2 pi ekleyebiliriz arkadaşlar. Bedava. 360 değil mi? Esas ölçü mantığıyla. İstediğimiz kadar 360 ekleyelim ya da çıkartalım. Yine aynı yere varırız. O zaman ben buraya 2 pi eklersem burası ne olur? Pi artı alfa mı olur? He, o zaman ben bunu pi artı alfa gibi düşüneyim. Yine sonuçta ne olacak? Yani şöyle oldu. Kosinüs pi artı alfa oldu. Şimdi kosinüs pi artı alfa için ben yine kosinüs alfadır diyebilirim. Şimdi pi nerede? Burada ileri gittiğimde kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs nedir? Eksi. O zaman eksi kosinüs alfa geldi. Bak bir yöntem bu. Mesela bir yöntemde hangisini bozayım? tamam ya onu birazdan gösteririm. Tamam mı? Yo yine göstereyim ben. Şey yapamadım kıyamadım. Eksi pi artı alfa ya mesela. Şimdi kosinüs bir üstte şurada ne demiştik? Gütüyor demiştik değil mi? O zaman sen bunun eksi, eksi parantezini alıp pi'nin önündeki işareti pozitife çevirebilirsin. Yani kullanıldığın hale çevirebilirsin. Sen buna şöyle, de, sen buna şöyle diyebilirsin. Kosinüs eksi parantezini aldın. Ne oldu o? Pi eksi alfa mı oldu? Bak. E hocam bunlar farklı olsun oğlum bir şey fark etmez. Sonuçlar aynı. Gerçekten bu kosinüs alfa gelecek. İkinci bölgede kosinüs ne? Eksi. Bak bu da eksi kosinüs alfa. Bu da eksi kosinüs alfa. Aynı kapıya çıktı. Şu yaptığım hareketi şöyle bir bence kutu için alayım. Yani eksiyi sömürebilirsin. Kosinüs eksi ne yapıyor? Yutuyor. Yalnız sinüs, tanjant, kotanjant eksiği ne yapıyor? Önüne alıyor. Ona dikkat edelim. Mesela sinüs 2 pi eksi alfa. Bir kere sinüs alfadır. Kaçıncı bölge? 2 pi'den geri geliyorum. 2 pi'den geri gelirsem dördüncü bölgedeyim. Dördüncü bölgede sinüs eksi. Mesela bak kotanjant eksi pi eksi alfa. Bu sefer şimdi o şuradaki taktikle yapalım. Kotanjant eksi ne yapıyor? Önüne alıyor. İçeriye eksi parantezin alıp dışarı atarsanız kotanjant pi artı alfaya eşit olacaktır bu. Hangisiyle istersen. Ben öbürünü yapıyorum. Yani istediğimiz kadar 2 pi eklemek çıkarmak var ya öyle yapıyorum ama yani sorular da siz bilirsiniz. Siz istediğiniz gibi yapın. Şimdi bu eksi dışarıda kaldı. Kotanjant pi artı alfa bir kere kotanjant alfadır. Fonksiyon isim değiştirmez hiçbir şekilde. Hocam alfa geniş açı olsa boş O her şekilde o sağlanacak. Tamam. Şimdi ne oldu? Üçüncü bölgedeyiz. Üçüncü bölgede kotanjant ne? Artı ama önündeki eksiği unutma soner. Eksi kotanjant alfa diyebilirsin. Tamam. Mesela kosinüs pi artı alfa. O zaman bu da kosinüs alfadır. İkinci bölge mi? Yok. Üçüncü bölge. 180'den ileri gidiyoruz. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs ne? Eksi. Burası eksi. Oba. Kosinüs 21 pi eksi alfa. Hocam istediğin kadar içine 2 pi ekleyip çıkaramıyor muydun? E çıkarıyordun. E giderim ben bundan eksi 20 pi yazarım buraya. 20 tane çıkarırım. O zaman orası ne olur? Pi eksi alfa olur. O da ne oldu? Kosinüs alfa oldu. Bak şurası pi oldu, 2 pi oldu, 3 pi oldu, 4 pi oldu. Yani pi'nin tam katı olduğu sürece fonksiyon isim değiştirmeyecek. Sen onu öyle kullanabilirsin. Tamam mı canım benim? O zaman burası ne oldu? Kosinüs alfa oldu. Yalnız kaçıncı bölgedeyiz? Dur. İkinci bölgede, ikinci bölgede bu eksi geldi. Uf, yoruldum yorulduk lan. Ben yoruldum. Siz yorulmuyordunuz mu? Nefes nefese kaldım ya. Peki tamam hadi devam. Durun şunu bitirelim bari ya. Mola verirsiniz tamam. Şunu bitirelim ondan sonra mola veririz. Şimdi hocam buna o zaman 14 pi ekleyebilirsin. E 14 pi eklediğinde ne oldu orası? Tanjant pi artı alfa oldu. Tanjant pi artı alfada nedir? Tanjant alfadır. Fonksiyon izini değiştirmez güzel kardeşim. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Aynen kaldı. E bu da tamam ya. Bu da kotanjant alfadır. O da üçüncü bölgede artı. Tamam. Sen bunu hızla bulursun. Geldik pi bölü 2 3 bölü 2'lere tamam mı? Bunlar da ben net söylüyorum fonksiyon isim değiştir diyorum. Sonra bölgeye bakarak da işaretine karar veriyorum. Bir kere bu kosinüs alfadır. Pi bölü 2'den ileri gittik. İkinci bölge. ikinci bölgede sinüs nedir? Artıdır. Artı. Kosinüs bir kere bu sinüs olacak. Hiç düşünmüyorum. 270'ten ileri gittik. Ne oldu? Dördüncü bölgede kosinüs. Kararı sana verilen fonksiyon. Yani kosinüs fonksiyonu veriyor. Tamam mı? Amele gibi gidip buna bakarak yapma. Şimdi hadi bakalım. Sinüs eksi 3 bölü 2. İşte beta eksi dışarı alabilirsin. Eksi sinüs 3 bölü 2 artı alfadır diyebilirsin. Şimdi bu varsa bir kere fonksiyon isim değiştir. Orası kosinüs alfa olur. Eksimiz şuradan dolayı geliyor. Bir de 3 bölü 2'den ileri gittiğimiz zaman kaçıncı bölgedeyiz? Dördüncü, bölgedeyiz? Dördüncü bölgedeyiz. Dördüncü bölgede sinüs ne? Eksi. O eksiyle beraber. Burası artı oldu. O zaman bu gitti. O zaman cevabımız artı kosinüs alfa oldu diyebiliriz. Mesela kotanjant 41 pi bölü 2 eksi alfa. İstersen esas ölçüden bulabilirsin. Mesela 41'i ne yaparsın? Gidersin 4'e bölersin. Esas ölçü bulurken ne yapıyorduk? Paydadakinin iki katına bölüyorduk. İşte 10 kere var. Onu iptal et. 1 kaldı. O zaman biz buraya kotanjant pi bölü 2 eksi alfadır deriz. Tamam Şunu sildim şimdi. O zaman bunu sil. O zaman ne oldu? Kotanj pi bölü 2'yi kullandığı için fonksiyon isim değiştirdi. Tanjant alfa oldu. Birinci bölgede olduğu için de artı geldi. Peki bakalım. Tamam bunları hepsini bu şekilde ne yapacaksınız? Tek tek yapacaksınız. Mesela tanjant 13 pi bölü 2. İşte 13'ü kaça böleceksin? 4'e böleceksin. Burada ne olacak? 1 olacak. O zaman burası tanjant pi bölü 2 artı alfa yaptı. O zaman bu da nedir? Kotanjant alfadır. İkinci bölgede tanjant eksidir. Mesela eksi 23 pi bölü 2. Eksi 23'ü 4'e böldük. Yok, 5 6 5 kere var. 20 çıkardık 3 eksi 3 oldu. Eksi 3 pi bölü 2 artı alfa. Sonra ne yapalım? İsterseniz şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Kotanjant. Eksiyi sömürelim. Olur mu? Eksi kotanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa olsun. Peki bu ne oldu? Fonksiyon isim değiştirecek. Tanjant alfa olacak. Kaçıncı bölgeye düştü? 270'ten geri geldiğiniz için 3. bölgedesiniz. Oradan artı geldi. O zaman x şuradaki kaldı. Cevabımız geldi? X tanjant alfa geldi diyebiliriz. Hadi şunu da yapalım. Kosinüs 1 bölü 2 deyince burası sinüs alfadır. Bu da kosinüs 3 bölü 2 eksi alfa deyince de bu da sinüs alfadır. Yalnız bu üçüncü bölgede eksi olacaktır. Tamam. Şimdi bu konuyla ilgili toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane soru çözeceğim arkadaşlar. Şimdi 36. dersi burada tamamlayalım. 37. dersimizde ise bu 16 tane soruyu beraber çözelim isterseniz. Yine ben bunu gün içerisinde sizinle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Tamam. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.